İyi akşamlar. Günlük kullanım ve basit oyunlar için uygun fiyatlı, düşük bütçe bir mouse arıyorsanız Shock'taki bu fırsatı kaçırmayın. Everest'in bu modeli gerçekten çok cazip fiyata. Birçok testini yaptım, oyun oynadım, çizgi testleri yaptım, tıklama testleri yaptım. Ürün orta seviyede bayağı başarılı. Piyasada fiyatlarını araştırdığımda ise iki katına yakın bir fiyata satıldığını gördüm ve iyi ki almışım dedim. Şimdi ürünümüze daha yakından bakalım ve testlerini birlikte yapalım. Peki, Everest nasıl bir markadır? Tanıdığımız, bildiğimiz, cazip fiyatlı ürünler yapan bir firma. Çok mu kaliteli? 15 liralık bir üründen bahsediyoruz. Kaliteden söz etmek oldukça zor fakat markasız ürünlere göre kıyasladığımızda çok kaliteli. Çünkü markasız ürünlerde hiçbir standart yok. Yani bu ürüne baktığınızda en azından belli başlı bazı standartlar ve bunlara uyuluyorlar. Şurada gördüğünüz gibi gerçek CE standardı var. 1600 DPI. Şu anda flashlı bir ekranda bu mouse size yetecektir. 2,4 GHz kablosuz bağlantı. Oldukça hızlı bir bağlantısı var. Bu fiyatına karşın kurulum gerektirmez, tak çalıştır, akıllı enerji tasarrufu, Mac ve Windows'ta kullanabilirsiniz. Şimdi mouse'umuzu bir deneyelim bilgisayarımıza. Bakalım herhangi bir sorun yaşayacak mıyız? Alıcıyı taktım ve anında cihaz ayarlanıyor. Yazısı çıktı. Şu anda çok hızlandı. Bakın küçük hareketlerle simge çok hızlı gidiyor. Böylece DPI butonunu da görmüş olduk. Evet, 3-4 katı fiyata kaliteli mouse'lar bulmak kolay. Fakat 15 liraya bir mouse alırsanız farkı nedir? Kaliteli mouse zaten şöyle tuttuğunuzda aslında malzeme kalitesi bile hissettiriyor kendini. Ucuz mouse daha hafif, malzemesi daha basit kaliteden oluşturulmuş. Kısa vadede kullanım için alıyorsanız evet böyle bir ürün alın. Fakat ben uzun süre kullanmak istiyorum ve rahat etmek istiyorum. Günde 3-5 saat en azından bilgisayar kullanırım diyorsanız evet şu Logitech'in sessiz mouse olarak paylaştığım modeli gayet güzel bir ürün. Oldukça konforlu ve sağlam bir ürün. Eliniz büyükse de yine Logitech'in diğer mouse'unu tavsiye edebilirim. Oldukça sağlam ve uzun kullanımlar için güzel bir mouse. Böyle biraz daha yapısına yakından bakalım. Evet, buradaki scroll tekeri, evet aşağıya doğru düğmesi de var. Bastırıyorsunuz. Tuşların basım sertliği falan da iyi. Şu yanlar cazip fiyatlı bir üründe kauçuk olması beklenemez zaten. Diğer Logitech'in mouse'unu kullanıyorum ben. Buralar kauçuk. Ve yapışmayı, elden kaymayı falan oldukça geciktiriyor. Hafif pürüzlü yüzey, şu kenarların noktalı olması yine bir artı. Mouse'un burada en önemli eksiklerinden birisi yan tarafta iki tane web sayfalarında ileri geri gitmek için veya makro atamak için tuşu yok. Oyuncular için çok kullanışlı bir mouse değil. Basit oyunlar için kullanabilirsiniz veya ben hiç makro kullanmıyorum, yandaki tuşları kullanmıyorum diyorsanız tercih edilebilir. Şimdi Everest mouse'umuzun hız testini yapalım. Herhangi bir hata alacak mıyız? Yani çizgileri düz değil de dik mi çizecek? Biraz hızlandığı zaman çok dalgalı bir şekilde mi gidecek? Bunu bir görelim. Yani normal hızlarda çok başarılı. Evet, gayet güzel. Herhangi bir sorun yok. Şimdi çok fazla hızlı yapacağım. Bakalım yüksek hızlarda tepkisi nasıl olacak? Hadi canım, denecek kadar bayağı iyi bir sensörü varmış. Ayrıca çok da hızlı tepki veriyor. Yani siz hareket ettirdiğinizden bir yarım saniye sonra tepki vermiyor. Anında tepki veriyor. Böylece bağlantı hızı da bayağı bir iyi yani. Bu fiyata böyle bir ürün güzel.
biraz daha yüksek fiyatlı bazı modeller biliyorum. Ya bunlar bayağı bir kötüydü. Bu hızlarda çizgileri böyle düz değil de neredeyse dik çiziyorlardı. Ya ürün başarılı bir ürün. Gayet iyi. Şimdi mouse'umuzun klik desteğini yapalım. Zaman zaman tuşa basma veya basmama gibi sıkıntıları var mı? Evet, şurada gördüğünüz gibi belli bir doğrultuda çizgilerimizi çizdi. Şimdi diğeriyle deneyeyim. 15 lira 150 lira. 10 katı fiyat farkı var. Yani tabii daha yumuşak ve basma hissi daha iyi bir butona sahip. Yani uzun kullanımlarda kesinlikle fark edecektir. İşte ben çok fazla mouse kullanmam diyorsanız alabilirsiniz. Fakat çok fazla bir şey beklemeyin. Uzun süre bilgisayarda uğraşıyorsanız daha üst modellere yönelin. Ergonomisi nasıl? Yani elimize güzel oturuyor mu? Buna bakalım. Yani güzel oturduğunu çok söyleyemeyeceğim. Normalin biraz altında diyeyim. Çok hafif bir de. Pilleri yok yalnız. Pilleri takıldığı zaman biraz daha bu ağırlığı dengelenebilir. Evet, ürünümüz genel olarak böyle. Markasız ürünler almaktansa kesinlikle alınabilir. Ve şu anda dolar fiyatı oldukça yükseldi ve piyasaları bayağı bir yükseltti. Elektronik eşyalar şu anda %30, %40, %50 maalesef zamlarla satılıyor. Şimdi CSGO'da bazı hızlı hareketler yapmaya çalışacağım. Bakalım herhangi bir sıkıntı var mı? Çizgi testlerinde aslında fiyatına göre bayağı bir başarılıydı. Burada da çok sorun çıkacağını sanmıyorum. Fakat çok hızlı bir oyuncuysanız, evet şu anda bu profesyoneller gibiyseniz kesinlikle tabii ki yetmeyecektir. DPI ayarıyla da alakalı. DPI düştükçe mouse'lar daha çok zorlanır. Sensörler artık işlemleri yetiştiremez. Oyunu çok iyi bilmiyorum. Sadece mouse'u denemek için oynuyorum. Yani şu anda mouse'da herhangi bir evet. Sıkıntı görmüyorum yani. Bakın. Buradaki simgeyi aşağı yukarı indirmiyor. Herhangi bir şaşırma yok. Ya bu fiyata bu mouse bayağı bir iyiymiş ya. Yani giriş seviyesinde oyuncuların da işini görebilir. Arkadaş benden daha iyiymiş. Yani eğimde herhangi bir sorun yaşamadım. Bakın sağ sola hareket ettirdim. Simge aşağı yukarı, eğimde şaşma olmadı. Mouse başarılı ya. Bayağı bir iyi mouse. Tabii çok konforlu değil. Malzeme yapısı da fiyatına göre normal. Basit bir yapısı var. Dediğim gibi burada Trust'ın yine fiyat performans bir modelini önermiştim. Onu tavsiye edebilirim. Onu çok seviyorlar, beğeniyorlar. Kullananlar da. Fakat onun bir tık altında. Şunu hemen belirteyim. Bu bir oyuncu mouse'u değil. Uygun fiyatlı bir ürün. Oyun oynayabilirsiniz. Fakat uzun süre oyun oynuyorsanız sizi fazla yoracaktır. Ve çok fazla hızlı hareketlerde, CSGO'da falan da sorunlar yaşayabilirsiniz. Bununla ilgili yine fiyat performans ürünü olarak Trust'ın bir modelini paylaşmıştım. Sonradan gelen yorumlar ve bizim uzun oyun testlerimizde de fiyatına göre oldukça başarılı bir modeldi. Oyuncu mouse'u arıyorsanız evet Trust'ın bu modelini tavsiye ederim. Şuradaki I harfine tuşlayıp
Evet, buradan diğer öneri videolara geçebilirsiniz. Ayrıca mouse alırken neler dikkat edilmeli gibi bir video vardı. Faydalı olacaktır. Bir süre kullandıktan sonra da açıklama bölümüne ürün ne kadar iyi, ne kadar kötü, ne kadar kullanılabilir bunlardan bahsedeceğim. Uzun süre kullanan arkadaşlar varsa yorumları tabii ki diğer kullanıcılar için çok faydalı olacaktır. Çok yüksek beklentiniz yoksa evet, böyle bir mouse markasız ürünler almaktansa kesinlikle alınabilir. Hoş geldiniz. Hızlıca Acemi Üstad kanalında neler var görelim. Windows sistem videoları ve birçok ürün inceleme videolarını kanalımda bulabilir. İ harfine tuşlayıp diğer videolara geçiş yapabilirsiniz. Kanalımızı sevdiyseniz hemen abone olabilir. Yeni videolardan haberdar olmak için zil simgesine tuşlayıp aktif yapabilirsiniz.